Evet, herkese merhaba. Bugün size direkt top tenimde olan bir oyundan bahsedeceğim. Hansa Teutonica. Hansa Teutonica 2009 yılında Andreas Steding olabilir Alman olduğu için. Alman dayı tarafından tasarlanmış Pegasus Spiele tarafından basılmış bir oyun. Andreas dayının, ben de LinkedIn'de ekle abi, arada konuşuyoruz. Bana halo yazmıştı bana. Stroganov bu basmış, tasarlamış Stroganov'u. O da güzel bir oyundu. Daha Ben sonra Google Gugong'u biliyorum. Google'un bir de Pangin Expansion'ı var. Bunların hepsi kanalda var. Ama Hansa Teutonica'nın yeri ayrı. 2019'da ilk çıktı. Sonra bizdeki Big Box versiyonu. Tüm expansion'lar, haritalar var. Harika bir oyun. Nasıl oynanıyor? Hemen hızlıca bir anlatmak isterim. Tema, Oyunda tema. tema mı? Tema tema Hansa Yok. Birliği. Hansa Birliği'nin üyesiyiz. Hansa Teutonica diye bir Hansa Birliği var. 1500 yıllarda herhalde Almanya'da. Almanya'da başlıyor. Diğer böyle şehirler ticaret yapıyor. Bu küpler böyle, bunlar ticaret yapan tüccarlar. Sonra böyle çeşitli şeyleri ve dükkan açıyoruz. En çok puanı toplamaya çalışıyoruz. Yani tema oyunda tek sevmediğim kısım, temanın olsa da olur, Olmaması. olmasa da oluşur. Bazıları çok seviyor. Bence çok yakışmış. Tüccarlar birbirini itiyor. Tam tematik olmuş falan diye onlara diyesim geliyor. O yüzden temadan çok bahsetmedim. Oyunun mekanikleri ama gerçekten harika. Etkileşimler falan filan. Hızlıca kurallarından bahsedeceğim hemen. Hadi bakalım. Şimdi oyunun kurulumunda, şimdi Big Box'ta böyle farklı haritalar çıkıyor. Şu ilk harita. 2019'da çıkan ilk Almanya haritası. Göttingen var burada. Oyunu açtın haritaları. Şu bonus markerlar var, sarı. Bunları tavernalara böyle koyuyoruz. Bu oku da bu tarafa koyuyoruz. Bunda taverna var. Setup bu kadar. Şuraya da böyle bir kırmızı siyah şehir küpünü koyuyoruz. Ondan sonra puanları da koyuyoruz buraya, sıfıra. Oldu mu sana setup? Setup'ta herkes kendi borduna, kendi disklerini ve kendi küplerini şu bir tane açık şekilde buraya diziyor. Ve bu kadar. First player şu yukarıya 5 artı 1, yani 5 küp artı 1 disk ve koyuyor yukarı tarafına. Alt tarafına da diğer küpleri koyuyor. İkinci oyuncu da bir fazla küp koyuyor yine aynı şekilde. Sonra işte en son Almanca bir şeyler bir şeyler. Biri başlıyor ilk. Şimdi burada aksiyonlar şurada bak. Nasıl tematik. bu bir eskiden böyle hani o yıllarda bir çekmece, bir masa olur ya böyle tüccarların. Bak bunda çekmecenin içinde aksiyonlar var. Önünde tabağın var, kitabın var. Anahtarların var. Neler neler. Keselerde paralar. Evet, Şimdi board çok güzel. Evet, bu oyuncu matı Tasarım çok olarak. güzel. Şimdi oyunun başında burada da göreceğiniz üzere iki aksiyonumuz var. Bundan sonra belli yerlere gidip gidip bunları böyle açıyoruz. 3 oluyor, sonra 4 oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor. 5 aksiyonda tamamlıyorsun. Oyun sonunda bu sana bu puan getiriyor. Bu oyunun başında iki aksiyonun var demiştik. Bu iki aksiyon demek şuradaki 5 aksiyondan ikisini yapabiliyorsun. Aynı şeyi iki kere de yapabiliriz. Evet. Bu adam taşıma. Aşağıdan yukarı adam taşıyoruz. Oyunun başında 3 tane küp ya da disk taşıyabiliyorsun. Bu yerleştirme. Yerleştirmeler şöyle. İlk haritada zaten şu haritanın detayına bakarsan bunlar küp koyulacak yerler. Burada hem küp hem disk işareti var. Yani buralara koyabilirsin. Daha sonraki haritalarda mesela şurada bir alan var. Burada mesela küp disk. Burada sadece disk koyulabiliyor mesela buralarda. İlk haritada yok bu. İlk Sonra haritada şöyle şu şekilde var. Şehirlerdeki gibi şehire gösteremedim. koyuyorsun. Aynen. Onu daha sonra koyacağız. Sonra bu bir tane başkasının küpünü kaktırma var. Kaktırma. Diyelim ki İpek buraya bir küpünü koymuş. Böyle iki tane. Ben birinci aksiyonumda bir küp koyuyorum. İkinci aksiyonumda bir küpümü feda ediyorum. Aşağı koyuyorum. Sonra bir küpü buradan böyle ipeğe böyle gaktırıyorum. Bunu gaktırdığım zaman ipek hemen bu
kısmından Depodan. bu ittirdiğim yolun bitişik bir yoluna böyle tık hem ittirdiğimi koyuyor hem de artı bir tane koyuyor. Oyun böyle birbirini ittire kaktıra ittire kaktıra gidiyor. Sonra bir de bunları toplama var. Mesela toplamada şöyle eğer üçlük bir yolu bir de taşımayı da anlatayım madem hemen. Mesela pek buradaymış meğersem. Burada böyle bir üçlü şey var. Taşıma aksiyonu da şu. Mesela oyunun başında iki tane taşıyabiliyorsun. Disk bu sana gösteriyor. Bir aksiyonla taşıdım mesela. Ben bunu buraya taşıdım. Bunu da buraya taşıdım diye. Sonra buradan kırmızı bu yolu tamamlamış oluyor. Bunu böyle hop tamamlar tamamlamaz. Şurada mesela bir beyaz boş yer var oyunun başında. Buraya koyabiliyor. Tamamladıklarında bu hemen alt kısma geçiyor. Sonra burada bazı renkler var şehirlerde. Mesela burada bir turuncu, işte mor bir şeyler var. En son seviyede bir siyah var. Buralara küp koyabilmen için senin önce bir ayrıcalığın olması lazım. Oyunun başında beyaz var. Bunları böyle açtıkça işte bunlar bu yukarı gidiyor. Hem adamların artıyor hem de ayrıcalığın artıyor. Yani siyah bunlar açıksa sadece buralara koyabiliyorsun tamamlaman için. Son olarak da ne var? Bu kadar. Onları nerelerden açıyoruz? Şimdi board'umuza baktığımızda 5 tane ana aksiyonu güçlendirecek 5 sarı böyle adamlar var. Şimdi bak burada mesela eğer bu yolu tamamlarsan şöyle ben ister buraya küpümü koyabilirim. İster de bu şehirlere küpümü koymak yerine buradaki aksiyonu güçlendirme hamlesini yapabilirim. Bu da adamın kesesi var. Hemen buradan keseme bakıyorum. Tık, bu burayı güçlendiriyor. Sonra burası anahtar açıyor. Yine bu anahtarın şehri olan mesela yol eğer buradaysa böyle. Bakıyoruz. Bu adamı anahtar tutan bir adam var. Bu şehrin sarı ne deniyor ona? Fla bilmem ne. Bunu böyle tamamladığımda ben ister buraya küpümü koyabilirim. Burada da böyle bir puan var hemen alabileceğin. Buraya koyamam çünkü küp kullanmışım. Burada disk istiyor. Ama ben buraya kullanmayıp anahtar açabilirim. Anahtarımı da buradan böyle tık anahtarı açıyorum. Aynı şekilde burada Göttingen'de aksiyon açıyorsunuz. Buraya gelip burada Stade'de Renk öncelikleri. renk açıyoruz bir renk. Ayrıcalık açıyoruz burada. Burada da disklerini açıyorsun. Diskler önemli. Disk açtıkça çünkü sana taşıma hakkın artıyor. 2 ile başlıyorsun. Diskini açtın. Yukarı aldın. 3 açtın. 4 açtın. 5. Hepsini açarsan dediğim gibi oyun sonunda 4 puan var. Bir de şurası var. Koellen. Koellen'de burada 4 tane bir tanesinin bunun disk olması lazım. Disk olmazsa buraları bu adamların tuttuğu şeye sokamıyorsun. Oyunun başında yine işte beyaz. Ben bunu buradan tamamladım. Buradan diski buraya koyuyorum. Ama siyah rengim açıksa onu tık siyah koyuyorum. Bunlar sana oyun sonu puan getiriyor. Evet, direkt puan. Oyun ne zaman bitiyor? Ya şurada bir şehir tamamlanınca yani ağzına kadar dolunca böyle bu track böyle ilerliyor. Bu da mesela burada tekli şehirler var mıydı bunda? Yani ya Vardır. şu ikisini koydun mesela bir tane şehir doldu. Yani onu bir ilerletiyorsun. Bunu mesela şöyle yapalım. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Şimdi ben bunu tamamlayınca burası dolu olduğu için önce buraya koyuyorum. Tamamla diyorum. Eğer bir ofis açılmışsa benim tamamladığım yolun yanında bunun sahibi kimse o hemen tık diye bir puan ilerliyor burada. Aynı zamanda da bu bonus marker'ı alıyoruz. Bu bonus markerların böyle bir sürü var. Bu sıramızın sonunda buradan yenisini hemen başka böyle bir boş bir yola koyuyoruz bunu. Oyun böyle devam ediyor. Birinci koşul burası 10 olunca oyun çat diye bitiyor. Ya da burada bak siyah yapmış zaten. Oyun içinde aldığınız puanlarla buraya geldin. 20 çat diye oyun bitiyor. Sonra Herhangi bir puanlama oyuncu geçiliyor. 20'ye gelince, değil Evet, mi? biri 20'ye ulaşınca bir tane daha. Ha, bir de bonus markerlar var. Bunlar sayılı. Koyamayınca da çat diye bitiyor. Yani
Aldım Board'da hep board'dan. 3 tane oluyor. Ben 3.'yü aldım, yerine koydum. Son 3 kaldı. Bir tane daha aldığım zaman çat diye oyun bitiyor. Sonra da puanlamaya geçiyoruz. Puanlamada da önce şuradaki puanları alıyorsun. Şu matındaki 4 hepsini açmışsan bunları alıyorsun. Bunu açmamışsan alamıyorsun. Sonra kontrol ettiğin şehirler başına 2 puan alıyorsun. Kontrol etmek demek ne demek? Eğer burada mesela şu an İpek burayı kontrol ediyor. Bu şekilde olsaydı eşit sayıda küpümüz var ama en sağdaki eşitliği bozuyor. Sonra da böyle bir bonus aksiyonla şöyle yanına şöyle yamanma hareketi var. Burada şurada çoğunluk vardı olduğu için direkt bu çoğunluk oluyor ve 2 puan alıyor oyunun sonunda. Bir de network olayı var. Network de ne kadar bir ticaret ağı kurduğunla ilgili. Mesela işte buraya ben önceden disk koymuş olayım. Sonra işte buraya bakıyoruz. Mesela buradan buraya bağlamış, buraya bağlamış, buraya da bağlamış 4. Sonra mesela bu kadarmış meğersem. 4 çarpı buradaki anahtarın sayısı. Bunu açtığın zaman yani 1, 4 başlangıçta 1 ama sonra upgrade'lerle böyle daha çok puan alabiliyoruz. Açabiliyorsun. Anahtarları açıp burada çalışabiliyorsun. Burada şehri kontrol etmemiz önemli değildi değil mi? Bu örnekte hepsi küpün kontrol olması ediyor. Yeter. Senin orada küçük bir ofisin yani olsa yeter. Şöyle olsaydı da oluyordu yani. Evet. Olmuyor öyle de. O da oluyor. Sonra bir de oyunun bu haritaya özel. Eğer şurası ne? Arnheim'dan Stendal'a ilk network'ü kurduğunuz zaman ilk yapan oyuncu 7 puan alıyor. Sonra 4, sonra 2 puan alıyor. Oyun içinde bu. Sonra da en çok puan alan kazanıyor. Bu base game'di. Buraya geldik. Britanya. Bak harita. Harita bu sefer dik harita oldu. Dik harita oldu. Bu haritada artık böyle daha zorlaştırmışlar. Aynı kurallar var. Bu yine işte bonus markalar, tavernalar diziyorsun. Görmüş olduğunuz üzere İngiltere bu harita. Şurası işte Scotland, burası işte İrlanda, Wales gibi bir şeyler var. İngiltere coğrafyasına çok hakim değil. Mavi alan var. Şurada beyaz alan var. Şurada da kırmızı alan var. Şimdi sizin bu alanlar ne kardeşim? Bu alanlar şu. Sen oyunun başında normal küpünü koyarken beyaz yerlere koyabiliyorsun. Mavi yerlere koyabilmen için senin önce maviye senin buna haddini bileceksin. Haddin var mı? Bak burada Carlisle'da buraya benim bir ofis açtıysam böyle mavi bayrağı var bunun. Ve ben bu açtığım ofisin en sağındaysam ben artık turumun bir aksiyonunda sadece bir küp koyabiliyorum. Bu sana sadece bir tane veriyor. Bunu eğer ben mesela sonradan İpek buraya geldi hemen sağıma koydu. Ben artık koyamıyorum burada olsam da. En sağdaki koyuyor. Şöyle de olsaydı çoğunluk olsaydım yine koyamıyorum. Sadece en sağdaki koyuyor. Çok önemli bir detay. Değişik. Turuncu da aynı şekilde işliyor sanırım. Turuncu da yine burada eğer ofisin varsa bir tane küp turuncuya koyabiliyorsun. Bir de bunun üzerine Londra'da ofisin varsa, bak Londra'nın bayrağı hem sarı var hem kırmızı, her şey var. Hem buradaysam ve buradaysam kümülatif devam ediyor. İki tane küp koyabiliyorum bu sefer kırmızıya. Ya da işte bu maviye de koyabildiğim için burada da mesela şöyle olsun diyelim. Bu sefer maviye iki tane koyabiliyorum. Bir tane burada var, bir tane kırmızıya koyabiliyorum. Burada bir de oyunun sonunda alan kontrolü yapmışlar. Mesela mavide en çok kontrol eden kim varsa ofislerde işte 7 puan, 4 puan, 2 puan. Bu kontrolleri yine eşitliği en sağda olan kim varsa o bozuyor. Aynı şekilde kırmızı da var. Bir de şu alan var. Bu da bizim bildiğimiz mesafe. York'tan ilk Oxford'a. Böyle buradan böyle buraya böyle geldin. İlk ofisi böyle bağladın buraya. Çıt, 7 puan. 7 puanı aldın. Farklı olarak da bir de burada şu bonusların yapışık olan halleri var. Basılı bunlar. Aynen. Yani yapışık değil mi o? Burayı mesela koydun buraya.
Böyle koydum, koydum. Bir tane de disk koydum oraya. Sonra ben aksiyonun bir tanesini tamamladım. Ya istersen buraya, istersen buraya. Küp Ofisimi koyuyorum. açtım. Bu diyor ki hemen iki tane başkasının küpünü ya da diskini böyle bir yerlere taşı. Ama taşırken Alanlara dikkat alanlardan ediyoruz. taşamıyorsun. Aynı şekilde yine mesela ben buradan başkasını kaktırdım. Buradan böyle beyazı kaktırdım. Maviye giremiyorsun. Beyaz sadece beyazların içinde oluyor. Ama kırmızı ve mavi alanlarda birini ittirirsen beyaza taşabiliyorsun. Okay. Böyle bir yap. Çok böyle Bu zor olmuş biraz orası. normal Hansa'nın gelişmiş versiyonu. Fazla Daha nasıl uçmuşlar. zorlaştırırız Gerçekten bir oyunu? böyle bunu yapamıyor, yapamıyorsun. Bunda gerçekten böyle beynin yorulduğunu hissediyorsun. Big Box daha bitmedi. Bir harita daha var. Hop. East Evet. bilmem Almanya. Big Box'ın içinden toplam 3 board çıkıyor yani sonuç Evet. olarak. Bu boardta da yine aynı şeyler var. Mesela bu yeşil şeyler, bu yeşiller yeşile geliyor falan bir şeyler var. Ona benzer yani alanlar. Bu haritaya ek olarak bir de görev kartlarımız var. Bak, bak. 9 tane kart var. Böyle. Bunları oyunun başında herkese birer tane dağıtıyorsun. Bu biraz Ticket to Ride gibi olmuş. Bunu oyunun başında ben bu üç yere ofis kurduğum zaman hemen bunu ben bunu yaptım diyorum. 5 5 puan puan alıyorum. alıyorsun. O 3 yeri birleştirmek mi acaba? Sadece ofis 3 kurmak yere mı? mekan açıyoruz. O kadar. İyiymiş, Bir de kolaymış. küçük bir modül var. Modül. Burada 6 tane imparatorun işte favori bir şey. 6 tane. Bunu nasıl alıyorsun? Turunun sıra sana geldi. Sen diyorsun ki ben hiç aksiyon yapmıyorum bu el. Ve daha önceden iki tane bonus marker almışım ve bunları kullanmamışım. Evet. Ben bu bonus markerları da kullanmıyorum. Aksiyon da almıyorum diyorum. Buradan 6 tane bir tanesini seçiyorum. Beğendiğimi alıp önüme koyuyorum. Bunlardan 4 tanesi oyun boyunca sana devamlı bir şeyler veriyor. Mesela bu artı bir aksiyon veriyor. E Yani senin iyiymiş. 5 aksiyonun açıksa bunu da aldın. 6 Altı aksiyonun var senin oluyor. artık. Aa, çok ilginçmiş. Bunu ya ben de yeni gördüm. Bunu biz oynamadık. Sadece okudum. Herhangi bir haritada bunu direkt kullanabiliyorsun. Bunu böyle ek bir modül olarak yapmışlar. Evet. Vay be. Bu yani ve çok detaya girmeden anlatmaya çalıştım. Ona Ama ona rağmen rağmen 20. biraz şey. dakika. Evet. Oyun gerçekten harika bir oyun. Baskı kalitesine gelecek olursak zaten ben bunu ilk bastığım zaman böyle iki kat board. Ben böyle çok sevdiğim oyunları büyütme huyum var. Bunu böyle basmıştım. Nezih'in yaptığı bir board şu ikisinin birleşimiydi. Aynen. Bu kadardı yani Tam tam böyle bir olarak. board şöyleydi. Bu Büyük boydaydı. büyük oynuyorduk. Böyle disk böyle lop koyuyorsun falan. Tam böyle Hansa Birliği'ndeymişsin gibi hissedebiliyorsun. Sonra çok işte beğenmiştik. Şu kartları bulamamıştım. Şu kartlarda böyle bir hata falan vardı. Şunları da bulamamıştım. Uğraşmamıştım. Bir de belli bir yerden sonra onu böyle kutuya sığdıramamıştım. Sonra onu çok sevdiğim bir arkadaşıma hediye edip Big Box'ı edindim. Çok mutluyum bu kararımdan. Evet, Yani bu derli toplu 3 tane harita var. İşte küp var, disk var, token var. Artwork olarak bence kötü bence değil. haritalar çok tatlı. Tam klasik Gerçekten. bir Alman oyunu havası var yani. Bunu, mesela bunu herhangi birine göster Alman kendini evinde hisseder. Gerçekten çok tatlı çizimleri var. Renkler, çizimler, her şey çok tatlı çizim Evet. olarak. Ve bu oyunun fiyat performansı gerçekten yani oyundan böyle oyun fışkırıyor. Yani şu Britanya haritası neredeyse çok farklı bir oyun, farklı bir tat. İlk ki çok daha böyle basit giriş seviyesi. Bu da böyle bir farklı bir şey. Yani 3 harita çıkan oyun ve şu ekstra böyle küçük mini Modüller. expansionlar falan var. Ve çok pahalı bir oyun değil. Yani olarak bir figür olmadığı için ne bileyim sadece küp disk olduğu için zamanında gerçekten 500 liraya. Zamanında dedim de yani geçen sene. Geçen sene 500 liraya da şu zamanda zorlasan işte bilmiyorum Amazon'da böyle bakmıştım da 800 falandı. Yani yine değer.
Çünkü koleksiyonda kesinlikle kalıcı. Evladiyelik. Gerçekten şu kalıcıları böyle bir raf mı yapsa acaba sadece bilmiyorum da. Top 10 rafı. Gerçekten harika bir oyun. Harika bir oyun. Yani harika bir oyun. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tek bir kusuru var. İki kişi oynanamıyor. Yani modüllerle falan bir şekilde oynanabiliyor ama onda da ekstra başka bir rengi kullanıyorsun falan filan. Oynatıyorsun. 4, olmuyor yani. Bunu çeviriyorsun. 3 kişilik harita var. Ama oyun kesinlikle 4 ya da 5 kişi oynanmasını tavsiye ediyoruz. Zaten hep öyle tavsiye edilmiş. İlk çıktığında oyun 2-5 çıkıyor. Sonra bakıyorlar 2 kişi bok gibi oyun oluyor. Çok tutulmuyor. Sonra 2 kişiyi Big Box'ta direkt 3-5 yazıyorlar kutuya. Evet. Evet. 2'yi direkt iptal ama etmişler. Ama mesela biz Big Box'ı da o 2 kişilik kurallarla oynamıştık. Yine de o kadar kötü olmamıştı. Ben sadece böyle tur atmıştım. Çok feci yemiştim. Ona. Çok feci yemiştin, evet. Ondan sonra zaten bir daha oynamadı. Evet. Bozuk bu oyun 2 kişi dedim. Oynamadı. Evet. Ve oyundaki yani sıra sana geldiğinde zaten yapacağın şey mesela ben böyle tık 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 koydum, tık koydum, bitti sıram. Hemen böyle lıp 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 oyun böyle akıyor. Ve birbirine böyle etkileşimin böyle evet. Yani etkileşim dolu bir oyun. Sürekli birbirini itme kakma olduğu için haritanın üzerinde herkes yoğunlaşıyor. Evet. Bir de küçük bir harita olduğu için resmen oyun masasında birleştirici bir güç. Başka hangi oyun böyle? Tigris. Bak evet. Bak nasıl diye tahmin ettim. Evet, tam benim için Tigris ayarında bir oyun. Yani Tigris'i bulamıyorum diye bulamıyorsanız çok üzülmeyin. Hansa var. Bulana kadar. Bununla idare edin. Bu ikisi gerçekten birini sağma birini soluma alıp böyle uyumak istiyorum. Ya ikisi de birbirine benzer. İkisi de böyle tactical oyunlar. Yani çok hızlı böyle oyunun başında böyle plan yapayım yapayım yapayım. Yok burada bir şeylerimi güçlendireyim de sonra böyle biri öyle bir şey değil. Oyun çok seri akıyor. Bir saatte bitiyor. Bitirme ne olur falan öyle şeyler oluyor mesela. Evet ve çok hızlı bitiyor. Genelde hiç kimse istediğini tam yapamamış oluyor. Bitirme, alma o son şehri alma falan gibi ya da bitirtme gibi yakarışlar içerisinde buluyoruz kendimizi. Çok güzel oyun ya. Yani keşke hep 4-5 kişi olsak hep bunu oynasak. Ya bunun işte bir online versiyonu yok. Yani evet. Dijital uyarlaması yok. O kötü biraz. Öyle olsa yaptığım belki yerden bir oynayamıyorum. AI koyup oynardık 3 kişi 4 kişi. Evet. Yani olabilirdi. Buradan yetkililere sesleniyorum. İngilizceye geç. Yani böyle oyun alın, oynayın, oynatın. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Anlatımın için de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygın aşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada en az 2 video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.